Selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle buharlı ütü deneyeceğiz. Hem uygun fiyatlı olsun hem de işimi görsün, ergonomik olsun falan diye ararken sonunda kiwi'yi buldum. Şimdi size onu göstereceğim. Bir sürü modeli var aslında bu kiwi'nin. Benim aldığım kiwi 6450 portatif buharlı karışık derece dikey ütü diye geçiyor. Ben Trendyol'dan almıştım. Ben aldığımda 244.30 TL'yken şu an güncel fiyatı 312.62 TL olmuş. Yine bir zam gelmiş. Bu tarz şeyler bence dediğim gibi teknolojik ürünlerin hepsi, ben önceki videolarımda da söylemiştim. Gerçekten hepsi artık yatırımlı ürün oldu Türkiye'de. Türkiye şartlarında diyeyim. O yüzden eğer aklınızda buharlı ütü almak varsa kesinlikle inceleyin derim. Çünkü hem dediğim gibi kullanışlı hem de modellerine göre uygun fiyatlı. Bir tane seyahat boyu ütüm var benim, ufak. Onu da göstereceğim biraz sonra. Seyahatlerde hani daha rahat, daha kolay ütü yapabilmek için böyle buharlı ütüleri falan çok merak ediyordum. Sonrasında bunu buldum ve ben oldukça memnunum açıkçası. Ve bayağı şey de denedim, ne bileyim, jeanlerde denedim, pantolonlarda denedim, gömleklerde denedim, bir sürü şeyde denedim, tişörtler falan, hepsini açıyor. Sadece hafif bir nem bırakıyor buharından dolayı. O da mesela işte bir şeyi buharla ütülediniz falan, hafif bir üzerine nem bırakıyor. Ama o da tabii ki kuruyor yani. Hani çok böyle ıslak bir hal almıyor. Bir tek bu durumu var. O da buharından kaynaklı zaten. Şimdi dilerseniz incelemeye başlayalım. Bu Arzum'un şöyle işte seyahat boy ütüsü. Bu da çok küçük. Şöyle göstereyim. Neredeyse elim kadar. Yani bu da çok ufak. Bavula falan çok rahat sığıyor. Çok da güzel ütülüyor bu arada. Hemen böyle mesela bavuldan bir şeyimi çıkardığımda fıtı fıtı ütülüyorum. Çok pratik oldu. Süredir bunu kullanıyordum. Ama hep bir yandan da böyle gözüm buharlı ütülerde kalmıştı. Fiyatı da 253.23 TL. Şu an Trendyol'da var. Arzum Tripper Seyahat Ütüsü Mor AR690 diye geçiyor. Buna da çok yorum yapmışlar bu arada. Sanırım bunu da çok kullanan var. Fiyat performans ürünü bu ikisi de. Hem buharlı ütü hem de bu küçük seyahat boy. Dediğim gibi bu Arzum'un ütüsü. Ben derseniz ki ben buharlı ütü istemiyorum, uğraşmak istemiyorum falan, bunu da alabilirsiniz. Ben ikisinden de çok memnunum çünkü. Şu an buharlı ütü maalesef zamlandığı için arzuma oranla bir tık daha pahalı kalmış. 312.62 TL demiştim. Ama benim aldığım fiyat, ben ne zaman almışım? 29 Kasım'da almışım ben. Böyle giderse yaza kadar bayağı bir artar. Eğer yaz tatiline giderken falan alayım derseniz o zaman herhalde bir 400'ü 500'ü bulur yani bu buharlı ütüler. Söylemedi demeyin. Şöyle söyleyeyim size. Tek bir satıcı şu an Trendyol'da 251.53 Türk Lirası'na Arzum'u satıyor. Diğer bütün satıcılar aynı ürünü 500 liradan koymuş. Bilginiz olsun. Zaten en çok yorum da, yani 5000 küsür yorum falan var. O en uygun fiyatlı olanında o satıcıdan almış. Herken bu Arzum'u Teknosa'dan falan almıştım. Yanılmıyor isem. Gelelim buharlı ütüye. O da dediğim gibi kiwi. Yakından göstereyim. Şurada içinde biraz su var ama ben size bunu hani buradan nasıl çıkarıyoruz, nereden suyu dolduruyoruz, koyuyoruz onu da göstereceğim. Şurası çalıştırma tuşu. Şurada şöyle bir tuş var. Buradan buhar falan veriyorsunuz işte. Şunu şuradan takıp çıkarıyorsunuz. Bu kısımda hazne çıkıyor. Şöyle çıkardık. Gördünüz zaten. Şöyle kalıyor. Şurasında ya, ben içinde su olduğu için şu an su eklemeyeceğim. Çünkü içinde var ama size göstermek adına. Hani neresinden işte su haznesi çıkıyor, nasıl açıyoruz? Şimdi size yardımcı olmak adına göstereyim istedim. Şimdi koyuyorum. Bu kadar. Çok pratik. Çıkarıyorsunuz. Tıpasını açıyorsunuz, suyu koyuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Hop hop. Bitti. Ben buraya şimdi takıyorum bunu. Bir ışığı yanacak. Dilerseniz ütülemeye geçelim. Ben bir tane çok çok buruşturduğum tişört ütüleyeceğim. Dilerseniz artık ütüye geçelim. We'll be right back.
Öncesi sonrasını size göstermeye çalıştım. İkisini koyup öncesinde ne kadar buruşuk bir tişörttü. Şimdi bayağı oldukça açıldı. Şöyle de görebilirsiniz. Çok fazla yorum yapmışlar. Dilerseniz siz de inceleyebilirsiniz. Onun haricinde dediğim gibi ben bu ütüyü, buharlı ütüyü pantolonlarda, fitilli kadife pantolonlarda, jeanlerde hepsinde denedim. Gömleklerde, yastık kılıflarında, çarşaflarda falan hepsinde denedim. Hepsine de benim için yeterli seviyede açtı. Buharlı ütülerin hepsi sizin için kurtarıcı olacaktır. Eğer gerçekten ütü yapmayı sevmiyorsanız, zamanınızın size kalmasını istiyorsanız, pratik olsun, uygun olsun diyorsanız Kiwi'yi öneririm. Benim şimdilik buharlı ütü, seyahat boyu ütü hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa ya da başka bir şey takılırsa aklınıza aşağıya bana yorum olarak bırakabilirsiniz. Sorabilirsiniz. Arzu'nun ve Kiwi'nin ikisinin de görsellerini şuraya bir yere bırakacağım. Hangisi size uygunsa, hangisi içinize siniyorsa siz de gidip bakarak alabilirsiniz. Tek masada falan olabilir çünkü Arzu'm. Bakabilirsiniz yani ona. Kiwi'ninki de bu arada, onu söylemeyi unuttum. Kiwi'ninki de Migros'larda falan da var. Ama fiyat farkı bir tık daha olabilir. Yani bir tık daha pahalı olabilir. Çok emin değilim. Emin olmamakla birlikte Aprilia ve Kiwi'nin satışı Migros'larda yapılıyor. Dilerseniz oraya da gidip ürünü canlı canlı inceleyebilirsiniz. Online bir yerden satın almak istemiyorsanız. Sanırım benim bugünlük buharlı ütü, seyahat ütüsü hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videolarımı beğendiyseniz ve beni desteklemek isterseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.